Merhaba, 5. sınıf doğal sayı problemleri fenomen kitabımızda test 2'yi öğrencimiz Efe ile birlikte çözeceğiz şimdi. Başlayalım 1. soruda. Şimdi bakalım 1. soruda ne diyor? Aylin A bank ve B bank olmak üzere 2 kredi kartı varmış. Aylin'in 2 tane kredi kartı var. Kartların limiti yani içindeki para sırasıyla 3000 ve 5000 TL'ymiş. Yani diyelim ki A bankasından 3000 TL'lik alışveriş yapabiliyormuş. B bankasından da 5000 TL'ye kadar alışveriş yapabiliyormuş. Bu kartlar ile yapılan harcamalar ve geri ödemeleri tabloda verilmiştir. Şimdi A bankından 1800 TL harcama yapılmış, 1200 ödeme yapılmış. Yani hala 600 TL borcu var değil mi? Onu yazalım. 600 TL hala borç var. B bankasından da 2200 TL alışveriş yapılmış, 1000 lirasını ödemişler. Demek ki 1200 TL de hala buradan borcu var değil mi? Borcumuz var. Yani o zaman A bankasında aslında ve B bankasında kullanabileceğimiz limitler. A'daki limitim 3000 liraydı. 600 lira şu an borcum var. Yani burada hala 2400 TL'lik alışveriş hakkım var benim. B bankasından da 5000 TL limitim vardı. 1200 TL borç var içeriye. Yani buradan da 3800 TL hala alışveriş yapma hakkım var. Kartın asgari ödemesi harcama miktarının yarısı kadardır. Yani ne demek istiyor? Diyelim sen 1000 liralık alışveriş yaptın ya, en az 500 TL ödemek zorundasın demek istiyor. Aylin asgari ödemenin altında bir ücret öderse kart limitinden 150 TL düşecekmiş. Yani altında bir ödeme, mesela şöyle diyelim, 1000 TL'lik bir alışveriş yaptın, 500 TL ödeme yapman lazım. Ama sen 400 TL ödeme yapabildin o ay, o zaman sana 150 lira ceza veriyorlar. Tamam mı? Evet. O şekilde bir durum. Ailenin diyor ki kart limitleri 3000 TL ve 5000 TL iken tablodaki harcamaları yapmıştır. Peki. Daha sonra Aylin yalnızca bu iki kartını kullanarak aşağıdaki ürünlerden kaç tanesini tek başına alamaz diyor. Şimdi bakalım. Şu anki limitlerimiz neydi? A kartında 2400 TL limitimiz var. B kartında 3800 TL limitimiz var. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi B kartından 2200 TL alışveriş yaptı mı? Evet. Yaptı. Asgari ödeme miktarı 1100 TL olması gerekmiyor mu? Ama bu ne yaptı? 1000 TL mi ödedi? Evet. Yani 150 lira ceza yedi mi? Evet. O zaman buradaki limiti artık 3800 lira değil. Buradan 150 daha düşüreceğim. 3650'ye düşecek. Tamam mı? Hı-hı. Yani 150 lira da banka parasına el koydu bunun. Tamam mı? Dedi ki sen bunu harcayamazsın. Şu an elimizde şu kadar harcama limitimiz var. Tamam mı? Bakalım. Şimdi toplam paramız ne kadar oluyor o zaman? 3650 bir kartta var. 2400 TL'de bir kartta var. Bunları topladığımız zaman 0,5. Onun sıfırı elde var bir. Yani 5, 6000 mi oldu? Evet, 6050. 6050 TL'lik harcama yapabilirim. Tamam. Şimdi diyor ki Aylin yalnızca bu iki kartını kullanarak aşağıdaki ürünlerden kaç tanesini tek başına alamaz? Bak şimdi 6050 TL limitim var. Ben o zaman bu çamaşır makinesini alabilirim. Çünkü 4000 lira o. Bu bulaşık makinesini de alabilirim. Bu fırın mı? Ne bu? Güneş ocağı mı? Böyle bir şey herhalde. Alabilirim. Bunları alın. Evet, ama bu buzdolabıyla bu laptopu alamam değil mi? Yani iki tanesini alamam. Çünkü benim 6050 TL'm var. Ama bunlar 6200 ve 7010 TL. O yüzden bunları alamıyorum. Geldik bir diğer soruya. Diyor ki bir yolcu treninde biletler gişeden alınıp ücretler ise trenin içinde her bir yolcudan elden alınacakmış. Yani bileti gidiyorsun. Abi diyorsun bana mesela buradan diyorsun Kars'a bir bilet ver diyorsun, tamam mı? Hmm. Kars biletini alıyorsun, gidiyorsun içeride oturuyorsun. Ondan sonra adam geliyor diyor ki nereye bilet aldın diyor sen kardeşim. Diyorsun ki Kars'a, Ankara'dan Kars'a bilet aldım diyorsun. Tamam sen diyor mesela şu kadar para vereceksin diyor, tamam mı? Hmm. İçeride alıyor. Her biletin ücreti sabit olup 80 TL'dir diyor. Gişe memuru trenin içindeki görevliye satılan biletlerin toplam ücretinin 3600 TL olduğunu söylüyor. Şimdi bak her bir bilet 80 TL. O zaman 3600 TL toplayabilmesi için 3600'ü ne yapacağız? 80'e böleceğiz değil mi? Hatta şu sıfırları görmezsek 360'ı 80'e bölelim. Şimdi 36'da 8 4 kere mi var? 32 değil mi? 4 kere var 32. Çıkarttığımız zaman burada 40 kalır, burada da 5. Demek ki 45 kişi bilet almış mı? Çünkü bir tane bilet 80 TL. 45 tane insan bilet alacak ki 45 çarpı 80'den 3600 TL bilet geliri elde etsin. Peki. Tren içindeki görevli yolculardan ücreti aldığında toplam 4320 TL almıştır. Fazla para toplamış o zaman. Bilmeden fazla para toplamış. Trene binen bazı yolcular biletsiz binmiştir. Biletsiz binmiştir. Bazı yolcular da bilet
Siz binmiş. Yani kaçak mı binmiş acaba? Yani biletsiz binmişler ama biletsiz binenlerden de yine para alacaklar. Tamam, bilet almadan binmiş, para alacak. Çünkü gişe memuru sadece bilet alan adam diyor ki benden 45 kişi bilet aldı diyor. Sen de 3600 TL toplaman lazım. Ama içeride daha fazla kişi var demek ki. Bilet almadan binmiş adam. Diyor ki biletsiz yolculardan alınan ücret diğerlerine göre 10 TL fazla olduğuna göre trende kaç tane yolcu vardır diyor. Şimdi bak. Bir kere trende 45 tane biletli yolcu var mı? Bunlardan 3600 TL topladı mı bu adam? Evet. Ama bu adam ne kadar para topladı? 4320 TL para topladı. Biz şimdi bu 3600'ü buradan çıkartalım. 0, 2, 7. 720 değil mi? Şimdi 720 TL biletsiz kişilerden para topladı değil mi? Evet. E o zaman 720 TL. Şimdi bu bilet normal bilet alsaydın bilet kaç paraydı? 80 TL'ydi. Ama üşenip de bilet almadın. Kaçak bindiğin zaman adam diyor ki o zaman bu bilet sana 90 TL oldu diyor. Doğru mu? Evet. Çünkü 10 lira fazlasına satıyor. O zaman ben bu 720'yi de ne yaparım? 90'a bölersem şu sıfırları görmeyeyim. 72'yi 9'a bölersem 8 galiba. 8 kere 9 72. 8 kişi yani öyle kaçak binmiş mi? Binmiş. E içeride kaç yolcu vardır diyor. Şimdi 45 tane yolcu önceden vardı. Değil mi? Bilet alan. E 8 tane de yolcu kaçak bindi. Ne oldu o zaman? 53 tane içeride demek ki şu an yolcumuz var. Bu şekilde yaptık. Hemen şimdi diğer soruya geçelim. Üçüncü ve dördüncü soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız diyor. Şimdi fıstık tüccarı olan Nuh 3 farklı köyün her birinden farklı fiyatlarda fıstık satın almıştır. Şimdi bak A köyünde 1 kilogram fıstık 35 TL'ymiş. Burada işte 4 yani 40 küsür bir kilo almış. Yani 40 bir de üçgen kilogram. Kaç kilogram olduğunu bilmiyorum. B köyünde 32 TL'ymiş. Oradan da 30 küsür kilo almış. 30 kare bilmiyorum. C köyünden de 1 kilogramı 3 yıldızmış. 38 kilo almış buradan da. Değil mi? Şimdi A köyündeki terazi tamam mı? Gerçek ağırlığından 2 kilogram fazla ölçüyormuş. Yani diyelim ki A kilogram mesela A köyünde örneğin 40 kilogram alacak ya adam. Terazi 42 ölçüyor. Tamam mı? 2 kilogram fazla ölçüyor. Yani burası 2 kilogram fazla ölçüyor. B köyündeki terazi 4 kilogram eksik ölçüyor. Bu da 4 eksik ölçüyor. Ne demek bu? Mesela diyelim ki bu adam 38 kilo fındık almak istiyor ya. Terazi bunu 34 olarak ölçüyor. Tamam öyle diyor. C köyündeki terazi gerçek ağırlığını ölçüyor. Yani aslında demek ki 38 kilo almış bu adam. Şimdi tüccar Nuh aldığı fıstıkları 38 TL'den satıyormuş. Yani satışı 38 TL'miş. Nuh C köyünden aldığı fıstıktan 114 TL kar etmiş. Yani şuradan 114 TL kar elde etmiş. Tamam mı? 114 TL kar etmiş. Her 3 köyden alınan fıstıkların gerçek kilogramları da birbirine eşit. Yani hepsi o zaman 38 kilogram almış. E o zaman 38 kilogram aldığına göre şimdi burası 4 kilogram eksik gösteriyor. Yani burası aslında 38 almış ama 34 gösteriyor. Değil mi? Burası da 38 almış ama aslında 40 gösteriyor. 2 fazla gösteriyor. Yani burada üçgen aslında... Şöyle koyup devam edeceğim. Üçgeni 0 bulduk dedik. Karemiz o halde 4. Şimdi yıldızı bulmamız gerekiyor. Şimdi C köyünden 114 TL kar etmiş. Şimdi bak 38 kilogram fıstık satmış tamam mı? Ve buradan 114 TL kar yapmış. O halde ben 114'ü 38'e bölersem 3 TL kilodan kar yapacak. Yani her bir kilodan 3 TL kar yapınca 38 kilo yani şimdi 1 kilo satacak ya fıstık 3 TL para kazandı. Evet. 1 kilo daha satacak bir 3 TL daha kazandı. Böyle böyle 38 tane kilo sattığı zaman 38 çarpı 3'ten 114 TL para kazanmış olacak. Yani bu adam aslında ne yapmış oluyor? Bu adam aslında 3 TL kar ile bu fıstıkları satmış değil mi? E bu tüccar 38 TL'den sattığına göre demek ki C köyündeki fıstıkları aslında 35 TL'ye almış. 35 TL'ye alıp da 38'e satarsan ne olur? 3 TL kar yapmış olursun. O halde buradaki yıldızda 5 oldu mu? Yıldızda 5 oldu. O zaman bunların toplamları da 9 oldu. Peki devam edelim. Buna göre 3 basamaklı bir sayı olmak üzere bunları vermiş. Şimdi yıldızı ne bulmuştuk? Hemen bir geri dönelim. Yıldızı 5, kareyi 4, üçgeni 0. Şimdi bir yazalım onları. Yıldızı 5, kareyi 4, üçgeni 0 bulmuştuk. O halde ben şimdi buradaki sayıları yazıyorum. Bak önce ne var? 5
Yani yıldız var 5. Sonra kare var 4. Sonra üçgen var 0. Sonra ne yapmış? Bunları bir daha yan yana bir daha yazmış. Ha, 3 basamaklı bir sayı. Bununla kimi çarpmış? Yuvarlak bir sayı çarpmış. O sayıyı bilmiyoruz değil mi? Şuradaki yuvarlağı bilmiyoruz. Bunu çarpınca ne bulmuş? 3240 bulmuş. O halde ben 540'la kaça çarparsam 3240 bulurum diye düşünüyorum. Yani 3240'ı aslında ne yapacağım? 540'a böleceğim değil mi? Aynen. 540'a böleceğim. Şimdi herhalde 6 olacak. Çünkü 6 kere 5 30. 6 kere 4 24. Evet 6 olacak bu. Demek ki buradaki yuvarlak da aslında neymiş? 6'ymış. Yani ben bu sayıyı aslında 6 ile çarptım. Peki. Geldik şimdi bir diğer soruya. Diyor ki yukarıda verilen her yönüyle aynı özellikteki kalemlerden bir tanesinin boyu ve uç kısmının uzunluğu verilmiştir. Bir tanesinin boyu verilmiş. Hani 14 santim, ucu da 2 santim. Peki. Diyor ki aşağıdaki görseldeki gibi her bir kalemin uç kısmı diğer kalemin uç arkasındaki boşluğa tam olarak geçebiliyormuş. Yani şuralar şöyle şöyle bir saniye. Şimdi kalemin şurası 12 santim ya. Değil mi? Yani şuralar 12, 12, 12 böyle gidiyor. Ama en sonuncusu 14. Çünkü en sonuncusunun ucu da dışarıda. Değil mi? Diğerlerinin ucu dışarıda değildi. O halde bu kalemlerin toplam uzunluğu 230 santim olduğuna göre toplam kaç tane kalem kullanılmıştır diyor. Şimdi bak. Şu en sondaki fazla 2 santim yer var ya kalemin ucu. Ora olmasaydı burası 228 santim olur muydu? Şurası komple. Değil mi? Şu ucundaki 2'yi çıkartsaydım 230-228 olurdu değil mi? 228. O halde ben bu 228'i 12 santime bölsem. 12 santime bölsem. Çünkü kalemin şöyle ucunun olmadan yerine kadar 12 santim. Bak 12, 12, 12. Yani kaç tane böyle 12 bir araya gelince 228 olur diye düşünüyorum. 19 tane o zaman ne olması lazım? Kalem olması lazım. Yani ne yaptım? Bir daha anlatayım. Şöyle bir daha silelim. Şimdi kalemin şurası 12, şurası 2 santim. Bu kalemlerde bak hep burada böyle 12, 12, 12 böyle nokta nokta nokta. En sonuncu kalemi de 12 gibi düşünüyorum. Şu ucundaki 2 santimi ne yaptım? Şuradaki 230'dan çıkardım. Yani 228 santim kaldı. O halde bu 228'i de 12 santime bölersem toplam 19 tane şöyle 1. 2. 3. 4. 19 tane kalem kullanmış oldum. Çünkü bir kalem... 5. sorudan devam ediyoruz şimdi. 6. sorudan. Şimdi 13 tane 5. sınıf kitabı var. Böyle matematik soru bankası. Bunlar yan yana dizilmişler. İki kitap arasındaki mesafe eşitmiş ve ölçüsü doğal sayıymış. Şimdi kitapların arasındaki mesafe şöyle. Mesafe diyelim ki A olsun. Bir tane mesafe A olsun. Şimdi iki kitap arasında bir tane mesafe varsa 13 kitap arasında 12 tane mesafe var. Yani 12 tane aslında mesafe var aralarında, tamam mı? 12 tane mesafe. Yani biz buna 12 tane A diyelim mesela. Varmış. Bir de tabii kitapların kalınlıkları var. Şöyle kalınlıklar. 13 tane de kalınlık var. 13 tane de kitap kalınlığı var. Kalınlık. Tamam. Burada mesela B diyelim. 13B olsun mesela. Kitapların kalınlığı B olsun. Şimdi diyor ki fenomen kitabı 28 santimmiş. Tamam. Diyor ki bu kitap ok yönünde devrildiğinde ikinci kitabı devirememiş. Demek ki bu kitabı böyle ok yönünde devirdiğin zaman ikinci kitabı deviremiyorsa demek ki bu A mesafesi o zaman 28 santimden daha büyük. Çünkü A mesafesi 28 santim olsaydı kitap devrildiği zaman öbürüne çarpardı değil mi? Demek ki A mesafesi 28'den daha büyük. O halde biz A'yı şöyle 29 olacağını düşünelim. Tamam mı? A'nın 29 olacağını düşünelim. Hemen ne yapalım? 29 tane 12'yi çarpalım bakalım. Çünkü 13 tane kitabın arasında ne vardı? 13 kitabın arasında 12 tane mesafe, boşluk vardı. 2 kere 9 18. Elde var 1. 4, 5. Şuraya da 29'u eklersek. 8, 4, 348. Toplam mesafe 400 santimiydi. 400 santimdi. O halde bu 400'den 348'i çıkarırsam 52 santim kalınlıklar için yer kalır mı? Çünkü bu 52 santimde bak birinci kalınlık, ikinci kalınlık, üçüncü kalınlık böyle böyle nokta nokta nokta. En son 13. kalınlık var. Çünkü AB arası. Yani A noktasıyla B noktası arasında 13 tane de kalınlık var. O halde 52 santimi de 13'e bölersem o zaman bir tane kitabın kalınlığı yani B sayımızı ne olmuş oluruz? 4 olarak bulmuş oluruz. Cevabımız ne oldu o zaman?
C şıkkı oldu. Geçelim şimdi 7. soruya. Zübeyde Hanım'ın bankamatikten çekmiş olduğu 1360 TL paranın içerisinde 100 TL'lik, 50 TL'lik ve 20 TL'lik banknotların her birinden eşit sayıda varmış. Mesela diyelim ki A tane 100 TL var, A tane 50 TL var, A tane 20 TL var, tamam mı? Zübeyde Hanım bankamatikten çekmiş olduğu banknot kaç tanedir diyor. Şimdi bak. A tane 100 TL var, A tane 50 TL var, A tane de 20 TL var. Şimdi bunların toplamı 170 TL yapıyor mu? Yani bu 170 TL'den aslında kaç tane çekmiş? A tane banknot çekmiş değil mi? Toplamda. Çünkü hepsinden birer tane çekse 170. İkişer tane çekse 170 çarpı 2. Üçer tane çekse 170 çarpı 3. Burayı ne yapacağız? 1360'a eşitleyeceğiz. Ve 1360'ı ne yapacağız? 170'e böleceğiz. Hemen işlemlerimizi yapalım şimdi. 1360 bölü ne dedik? 170. Burada sıfırları götürebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hop hop. Yani cevabımız ne çıktı? 8. Ben hemen hesap makinesiyle hızlıca yaptım bu arada. Cevabımız ne çıktı? 8. Peki bu 8 ne? Çekmiş olduğu banknot adeti. Şimdi şöyle 8 tane 100 TL çekmiş. 8 tane 50 TL çekmiş. 8 tane de 20 TL çekmiş. O zaman 8, 16, 24 tane toplamda banknot çekmiş oluyor. Yani 8 tane 100 TL çekmiş. 800 TL buradan gelmiş. 8 tane 50 TL çekmiş. 400 TL de bunlar yapmış. 8 tane de 20 TL çekmiş. 160 TL de bunlar yapmış. Bunları topladığın zaman 1360 TL yapar. Geldik şimdi 8. soruya. Yukarıda verilen düzenekte birer uçları duvara sabitlenmiş A ve B lastikleri var. Böyle gördüğün gibi A lastiği 50 santim, B lastiği söylememiş. Ahmet A lastiğini, Süleyman B lastiğini çekerek uzattıklarında son durumda A ve B lastiklerinin boyları eşit olmuş. Tamam. Çekilme sonrasında A lastiği ilk boyunun 19 katı kadar uzamış. Yani ne demek istiyor? Mesela ilk boyu 10 santim. Hı hı. Bu sefer 190 santime kadar uzamış. Evet. 19 katı uzamış. Hı hı. B lastiği de ilk boyunun 4 katı kadar uzamış. B lastiği şu an ne? 50. 50 santim. 4 katı kadar uzayınca 200 santim kadar uzama yapacak. Toplam o zaman 250 santim olacak değil mi? Çünkü 4 katı kadar uzamıştır diyor. Yani zaten 50 santim lastik vardı. Evet. Benim anladığım 200 de üstüne uzama yapmış. 250 santim olmuş. O zaman B lastiği de artık şu an ne kadar? 250 santim değil mi? B lastiği de 250 santim. Onu mu diyor acaba? Yoksa 200 santim mi alacağız? Dur bakalım. B lastiğinin ilk boyu kaçtır diyor. Şimdi bakalım. A lastiğinin 19 santim. B lastiği bu kadar uzamış. Evet. Şimdi bunların son boyları eşit mi olmuş demişti. O zaman artık B lastiği de mi 250 oldu. Ben bir dakika ben yanlış buldum. A lastiğini 250 bulacaktım değil mi? Şurası A lastiği. Evet. B lastiği ilk boyunun 4 katı. Pardon. B lastiği ilk boyunun 4 katı. Bak. İlk boyuna diyelim ki A olsun. Üstüne bir de 4 katı daha 4A daha uzayacak mı? O zaman toplamda bunun boyu 5 tane A olacak. Doğru mu? Çünkü bak bir tane yani şöyle düşün. Bir ekmek vardı. 4 ekmek daha koydum. Uzattım. 5 tane ekmek boyunda oldu. Şimdi A lastiği 50 santimdi. Değil mi? 50 santimdi. O da 19 katı kadar uzamış. Yani toplamda 20 katına çıkmış. Çünkü zaten bir tane A lastiği başta vardı. 19 tane daha lastik boyu geldi. 20 tane lastik boyu oldu. O zaman 50 ile ne yapacağım? 20'yi çarpacağım. O da 1000 yapar mı? 1000 yaptı. Bu 1000 ne demek? Yani 1000'i de neye böleceğim? 5'e böleceğim. Çünkü B lastiği 5 tane parçadan oluşuyordu. Öyle düşünecektik değil mi? 5 parçadan. O da ne yapar? B lastiğinin ilk önceki boyu o zaman 200 pardon yanlış böldüm. 200 olacaktır. Yani kısacası şunu yaptık. B lastiği ilk önce 200 santimdi. 4 katı ne kadar? 800 santim. 800 daha uzayınca toplam boyu 1000'e çıktı. A lastiği ne kadar? 50 santim. 19 katı da 950 santim olduğuna göre bu da toplam neye çıktı? 1000'e çıkmış oldu. Tamam. Onu böyle gösterdik. Geldi şimdi 9. soruya. Kaç tane sorumuz var bu arada Efe? 10 tane mi sorumuz var? Evet 2 sorumuz kalmış. Aşağıda verilen 5 kutunun her birine en fazla 30 tane bilye koyabiliyormuşuz. Yani 30 tane. 32 tane koyamıyorsun. 35 tane koyamıyorsun. 31 tane koyamıyorsun. Tamam. Ardışık her iki kutu içinde toplam 35 bilye olduğu biliniyor. Ardışık her iki kutu içinde.
Şimdi ardışık iki kutu içinde toplam 35 sayı. Mesela şununla şunun içinde toplam 35 tane var. Şununla şunun da içinde toplam 35 tane var. Şununla şunun da içinde toplam 35 tane var. Şununla şunun da içinde toplam 35 tane var. Buna göre toplam 5 kutuda bulunan bilye sayısı en az kaç olabilir diyor. Bakalım şimdi. En az kaç olabilir diyor. Şimdi şöyle yapsak. Mesela en fazla 30 tane bilye konuluyor ya. En fazla. Mesela ben şöyle yapsam. Diyelim ki bu bilyeye şöyle 5 tane koysam. Sonra ikinci kutuya da 30 tane koysam. Şimdi ardışık iki kutuda 35 tane bilye oldu mu? Evet. Peki üçüncü kutuya da 5 tane koysam. E peki bunlar da ardışık. İkinci kutuyla üçüncü kutu da ardışık. Onlar da 35 oldu mu? Oldu. O zaman dördüncü kutuya da 30 tane koysam. Bunlar da ardışık. Bunlar da 35 oldu mu? Son kutuya da 5 tane koyuyorum. Bunlar da ardışık. Bunlar da 35 oldu mu? Oldu. O halde bunları toplayacak olursak 35 burada, 35 burada. 75 tane de burada var. 75 tane bilye olarak yapabiliriz. Evet, anlamayanlar da bir daha videoyu artık izlerseler daha iyi anlarlar. Son sorumuza bakıyoruz. Aşağıda bir sinemada biletin yetişkin ve öğrenci fiyatları. Yetişkinler 25 TL veriyormuş. Öğrenciler de 15 TL veriyormuş. Şimdi diyor ki 35 tane yetişkin kişi, 48 tane de öğrenci bilet almıştır. Bak 35 tane yetişkin kişi bunlar 25 TL'den alacak mı biletlerini? Aynı şekilde 48 tane de öğrenci bunlar da 15 TL'den alacak mı biletlerini? O halde bunları çarpıp ne yapacağız? Bilet paralarını hesaplayacağız değil mi? Bakalım 5 kere 5, 25'in 5'i elde var 2, 15, 17, 2 kere 5, 10'un 0'ı elde var 1, 6, 7. Topluyorum. 5, 7, 875 TL yetişkinlerden topladı. 48'de 15'i çarpıyorum. 5 kere 8, 40'ın 0'ı elde var 4, 20, 24. Şurası da 48 olsa topluyorum bunları da 0, 2, 7. 720 de buradan para kazandı. O halde bu 875 TL yetişkinlerden geldi. 720 TL de öğrencilerden geldi. Topluyoruz bunları 5, 9, 15. Yani ne olmuş olacağımız B seçeneği olmuş oldu hepiniz.